Mustafa Kemal saltanatın kaldırılmasına giden süreci Nutuk kitabında şöyle ifade ediyor. Efendiler, işte şimdi diplomasi alanına geçebiliriz. Gerçi askeri zaferimizden ümitsiz olup daha önce diplomasi yoluyla sorunu çözmek düşüncesinde olanları ve bunu ileri sürenleri dediklerini yapma konusunda biraz fazlaca bekletmiş oldum. Bununla beraber sonuçta benim de diplomasi alanında ciddi olarak çalışma yürüttüğümü görerek memnun olmaları gerekirdi böyle olup olmadığını göreceğiz. Bu sırada 28 Ekim 1922'de İtilaf Devletleri tarafından Lozan'da toplanacak olan barış konferansına davet olunduk. İtilaf Devletleri hala İstanbul'a bir hükümet tanımak istiyor ve onu da bizimle birlikte konferansa davet ediyordu. Bu birlikte devam edilme durumu kişisel egemenliğin kaldırılması işini kesin olarak sonuçlandırdı. Gerçekten de 1 Kasım 1922 tarihli kanun gereğince hilafet ile saltanat birbirinden ayrıldı. 2,5 yılı aşkın bir zamandan beri fiilen hükmünü yürüten ulusal saltanat doğrulandı. Hilafet açıklık kazanmış bir hakka sahip olmaksızın bir süre daha bırakıldı. Efendiler, bu konuda tutanaklara geçmiş yeteri kadar bilgi bulunmaktadır. Konunun özel yönleriyle ilgili noktalar belki yüce heyetinizi ilgilendirir düşüncesiyle bazı bilgiler sunacağım. Bildiğiniz gibi saltanat ve hilafet makamları ayrı ayrı ve birleşmiş olarak önemli sorunlardan sayılmaktaydı. Bunu doğrulayan bir anımı anlatayım. 1 Kasım 1922 tarihinden önce bize karşı olanlar meclis, çev meclis çevresinde benim saltanatı kaldıracağım hakkında telaşlı ve heyecanlı propaganda yapıyorlardı. Rauf Bey, bir gün meclisteki odama gelerek benimle öze, önemli bazı konular hakkında ku, konuşmak istediğini ve akşam keçi Keçiören'de Refet Paşa'nın evine gidersem daha güzel konuşabileceğimizi söyledi. Rauf Bey'in önerisini kabul ettim. Fuat Paşa'nın da orada bulunmasının bence uygunluğunu sordu. Onu da uygun gördüm. Refet Paşa'nın evinde dört kişi toplandık. Rauf Bey'den dinlediklerimin özeti şuydu. Meclis saltanat makamının ve belki hilafetin ortadan kaldırılması görüşünün ardından gidildiği endişesiyle sıkıntılıdır. Sizden ve sizin ileride benimseyeceğiniz tutumdan kuşku duymaktadır. Bu nedenle meclise ve dolayısıyla ulus kamuoyuna güven vermeniz gereğine inanıyorum. Rauf Bey'den saltanat ve hilafet düşüncesindeki yorumunu ne olduğunu sordum. Verdiği yanıtta şu açıklamada bulundu. Ben dedi, saltanat ve ilafet makamına vicdan ve duygu bakımından bağlıyım. Çünkü benim babam padişahın ekmeği ve nimetiyle yetişmiş, Osmanlı Devleti'nin ileri gelen yöneticileri sırasına geçmiştir. Benim de kanımda o nimetin zerreleri vardır. Ben nankör değilim ve olamam. Padişaha bağlı borcumdur. Hilafeye bağlılığım ise terbiyem gereğidir. Bunlardan başka genel düşüncem de vardır. Bizde genel durumu tutmak güçtür bunu ancak herkesin erişemeyeceği kadar yüksek görülmeye alışmış bir makam sağlayabilir. O da saltanat ve ilafet makamıdır. Bu makamı kaldırmak, onun yerine başka nitelikte bir makam koymaya çalışmak felaket ve acıya sebep olur. Asla uygun olmaz. Rauf Bey'den sonra karşımda oturan Refet Paşa'dan görüşünü sordum. Refet Paşa'nın da yanıtı şuydu. Tamamen Rauf Bey'in görüşüne katılırım gerçekten de biz padişahlıktan ve halifelikten başka birinin tüm şeklini kabul edemeyiz. Ondan sonra Fuat Paşa'nın düşüncesini öğrenmek istedim. Paşa, yeni Moskova'dan geldiğinden durumu halkın düşünce ve duygularını yeteri kadar incelemeye henüz zaman bulamadığından söz ederek görüşülen konu hakkında kesin bir düşünce ve görüş belirtmeyeceğini söyledi. Ben onlara kısaca şu yanıtı verdim. Söz konusu ettiğiniz sorun bugünün sorunu değildir. Mecliste bazılarının telaş ve heyecanına da hiç gerek yoktur. Rauf Bey bu yanıtımdan memnun göründü. Fakat şu veya bu şekilde söz konusu sorun etrafında görüşmeye devam edildi. Akşam üzeri başlayan görüşmemiz bütün gece sabaha kadar uzadı.